Evet Arzu Hanım, şimdi Nasrallah öldüğüne dair İsrail daha önce açıklama yapmıştı ama Hizbullah'tan dua bekliyoruz demişti. Biz de acaba yaralı mı, enkaz altında kurtarılma mı bekliyor derken Hizbullah da Nasrallah'ın öldürüldüğüne dair açıklamayı yaptı. Şimdi tabii Allah'tan rahmet diliyoruz çünkü önemli bir direniş örgütünün başını ve Filistin davasına gönül vermiş bir isim olarak bunca yıldır da İsrail'e karşı savaşan bir isim olarak da önemli bir aktördü bana göre. Hizbullah'ta da 92'den bu yana liderlik yapıyordu. Önemli bir isimdi. Şimdi Hizbullah'ın açıklaması da çok önemli. Savaşmaya devam edeceğiz. İsrail uzun zamandır hem Hamas üzerinde hem de Hizbullah üzerinde oldukça büyük stratejik planları sahada uygulamaya başladı. İşte siber saldırılar yaptı. Lider merkezi suikastlere yöneldi ki özellikle Hizbullah üzerinde oldukça büyük komutanların üst düzey komutanların etkisiz hale getirdi ve en sonunda Hasan Nasrallah'ı etkisiz hale getirdi. Şimdi bu çok önemli ama şunu söylemek lazım. Bakın İsmail Haniye'de suikaste uğradıktan sonra Hamas içerisinde de daha radikal bir isim Hamas'ın başına geldi. Niye daha radikal diyorum? Çünkü İsmail Haniye diplomatik yönü ağır olan bir isimdi, aktördü. Ama Yahya Sinvar'ın oldukça sahadan gelen daha fazla askeri yönü daha fazla ağır basan bir isim olduğunu görüyoruz. Şimdi Hasan Nasrallah'tan sonra ne olacak? Tabii ki Hizbullah içerisindeki İsrail'in bu politikası kapsamında etkisiz hale getirilen o kişiler Hizbullah'ı olumsuz yönde etkileyecektir. Bunda hemfikiriz. Ama ne kadar etkileyecek? Etki derecesi ne kadar olacak? Bu kafalarda soru işareti. Neden diyorum? İşte Hamas gibi Hizbullah gibi yapılarda bunun fazla derin olacağını düşünmek biraz zor. Çünkü bunlar kişi üzerinde örgütlenen, kişilerle dahip kalan örgütler değiller. Bunlar tamamen bir ideolojiye dayanan, yani direniş ideolojisine dayanan, Filistin'in orada kurulmasına, Filistin davası üzerinde hareket eden yapılar olduğu için ve düşmanları da tek olduğu için, yani İsrail olduğu için kendi içerisinde kısa bir süre sendelese de, bakın bunu söylüyorum, etki yapıldı çünkü büyük bir etki oldu. Sendelese de kendini toparlayacağını düşünmek gerekiyor ki Nasrallah da hatırlarsanız yapmış olduğu konuşmada bunu size de değerlendirmiştik. İsrail'in siber saldırılarına büyük bir darbe yedik demişti. Bu çok önemliydi. İşte bu liderlerin de etkisiz hale getirilmesi ve üstüne üstelik Nasrallah'ın da etkisiz hale getirilmesi oldukça büyük bir darbe Hizbullah için. Ama ben dediğim gibi Hizbullah gibi yapıların buradan etkilenmesine rağmen hızlı bir şekilde sıyrılacağını düşünüyorum. Aksi takdirde bugün yarın İsrail'in başlatması muhtemel bir karar harekatında bunca zaman yapmış oldukları hazırlıkların boşa gideceğini de belirtmek gerekiyor. Hizbullah buna müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum ben. Peki efendim, bundan sonra aslında nasıl gelişmeler şu göreceğiz? Özellikle Hizbullah'tan karşılık gelecek midir? Hem onu konuşalım hem de aslında bu Nasrallah'ın öldürülmesi ne anlama geliyor? İsrail neden böyle bir yola başvurdu? Onu da konuşalım. Neler söylersiniz? Şimdi Arzu Hanım biraz önce de dediğim gibi İsrail bir kara harekatı yapacak. Ama karşısında güçlü bir yapı var. Oldukça güçlü. Yani kim? İşte Hizbullah gibi bir yapı. Yüz binlere varan savaşçısından bahsediliyor, roketinden bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir örgüte karşı izlediği strateji şu: bir kere örgüt elemanlarının komuta kademesiyle haberleşmesini kesmek. Bunların birbirine olan irtibatını kesmek. Ki bunu siber saldırıyla yaptı. Ardından örgütün liderlerini bu yapının lider ve komutanlarını etkisiz hale getirerek daha alt kadrolarda psikolojik bir etki yaratmayı amaçladı. Ve bu amacına da erdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bir dediğim gibi biraz önce karar harekatı beklenebilir ama Hizbullah da cevap verecektir. Şimdi her zaman için şu konuşuluyor. Hizbullah'ın verdiği cevap ne kadar? Ne kadar etkili oluyor? Şimdi bunu zaten Nasrallah yapmış olduğu konuşmada belirtti. Bizim İsrail'le savaştığımız gücün kim olduğunu, savaştığımızın kim olduğunu tanıyoruz. Kendimizi de tanıyoruz. Bizim ona karşı İsrail işlerinde bir etki yapma ihtimalimiz oldukça düşük demişti. Kendi gücünü ve karşı tarafı çok iyi tanıyan birisi. Dün Netanyahu'nun yapmış olduğu konuşmayı da izledik hepimiz. Ne demişti? Hizbullah 8 binden fazla roket attı demişti. Bakın yani Hizbullah aslında İsrail üzerine kayda değer bir etki yaratmış durumda. 8 binden fazla roket attı.
Şimdi şöyle ölçülemez bu etki. Yani bunun %5'i düştü, şu kadar adam öldü, şu oldu, bu oldu şeklinde bir değerlendirme yaparsak, işi rakama dökersek, bilançoya dökersek oldukça yanılırız. Çünkü sonuç itibariyle İsrail Hizbullah'ı bir tehdit olarak görüyor. Hizbullah üzerine bir askeri harekat yapma politikası izliyor. Strateji belirliyor ve bunu yürürlüğe koyuyor. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı aslında Hizbullah'ın İsrail üzerinde oldukça etki ettiğini, İsrail'e adeta atmış olduğu roketlerle zarar vermemiş olsa bile maddi anlamda oldukça fazla beklenen ya da bizlerin beklediği bir şekilde maddi zarar vermemiş olsa bile direnişe, işte Hamas'ın direnişine, Filistin'in direnişine büyük bir katkı yaptığının göstergesidir. Netanyahu dedi, 8.000'den fazla roket attı dedi. Husiler 200'den fazla saldırı yaptı dedi dünkü Birleşmiş Milletler konuşmasında. Ben Hizbullah'ın gene saldırılara devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle İsrail üzerinde, İsrail kamuoyu üzerinde bu saatten sonra bu bireysel saldırılar mı olur ki ben her zaman için bireysel saldırı bekliyorum, yine bekliyorum Hizbullah'tan. Yine işte İsrail'in bir kara harekatı başlatması durumunda savaşı kendi mevzilerinde kabul edip, kendi hatlarında kabul edip acaba İsrail ordusunu burada mı ağır zayiatlar verdirecekler, bu strateji mi benimsediler ki Nasrallah yine önceki yapmış olduğu konuşmada bunu söylemişti. Biz İsrail işlerine gidersek başarılı olamayız ama İsrail'i hazırlamış olduğumuz mevzilerde, hendeklerde karşılamayı bekliyoruz demişti. Savunma stratejisini yani direniş hareketini savunma stratejisi içerisinde kurgulayan bir Hizbullah'tan bahsetmek lazım. Onlar da biliyor füzelerle etkilemeyeceklerini. Çünkü işte İsrail açıkladı 8 bin füze ama hepimizin gördüğü gibi oldukça fazla beklenen bir etki yok. O zaman bunlar fazla bir başarı olmadığı gözüküyor. İstenilen başarı elde edilemediği gözüküyor. O zaman farklı bir stratejiye yönelecekler. Ya İsrail işlerinde suikastlar, sabotajlar olacak ya da bununla birlikte bu yapılırken bununla birlikte kendi savunma mevzileri içerisinde İsrail kara kuvvetlerini, kara ordusunu bekleyerek orada bir savaş stratejisi izleme yolları oldukça yüksek diye düşünüyorum ben. Bu Peki. da yani bunu da gerçekleştirecek güce sahip diye düşünüyorum. Çünkü Hizbullah bugün tecrit edilmemiş bir bölgede. Cephe gerisi oldukça geniş. Ben bunları hep değerlendiriyorum, hep söylüyorum. Cephe gerisi istediği takviye alabilecek bir güce sahip ama Nasrallah'ın da tekrar tekrar ona vurgu yapmak istiyorum. Dediği gibi karşısında bir İsrail var ama Amerika var. Bakın biraz önce İsrail bir açıklama yaptı. Evet. Yani yeni düzen dedi İsrail hükümeti. Yeni düzen. Bu yeni düzen İsrail mi kuruyor? Yeni düzen İsrail'in kurma gücü, kapasitesi var mı? Bunu tartışmamız lazım. Peki hocam. Yoksa yeni düzeni kurgulayan Amerika Birleşik Devletleri mi? Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir vekili mi İsrail? Bu düzeni kurmak isteyen Amerika'nın bir vekili olarak hareket ediyor. Bunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. ben. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.